Neden karşı devrim özellikle Atatürk'ün kurumlarını böylesine hedef alıyor? Bu karşı devrim sözcüğünü de özellikle kullanıyorum. Çünkü her devrim bir karşı devrim oluşturur. Sevgili Merdan Yanardağ özellikle bunun altını çizdi son dönemde. Nedir? Neden saldırıyor? Bence oradan başlayalım. Alıp veremedikleri ne? Bu cumhuriyetle alıp veremedikleri ne? En önemlisi o. Peki, teşekkür ederim. Ben Gazi Emir'de olmaktan çok mutluyum. Değerli başkanın davetiyle geldik buraya. Aynen. Burada dostlarımızın arasındayız. Burası bir cumhuriyet kenti. Yani sokaklarında yürümek bile yani insanın ruhunu aydınlatıyor. Böyle bir şehirdeyiz. Bütün Türkiye'yi belki İzmir aydınlığıyla aydınlatmak için bir mücadele yürütüyoruz. O bakımdan ben Gazi Emir'den bütün İzmir'i, bütün Türkiye'yi, bütün yurttaşlarımızı selamlıyor ve onların Cumhuriyet bayramlarını kutluyorum bugünden. Şimdi Cumhuriyet'in üzerine çok şey söylendi ama Cumhuriyet'in tarihsel anlamı üzerinde kısaca durmak lazım. Saldırıyı anlamak için o tarihsel anlamının önemli olduğunu düşünüyorum. İslam dünyası hala uzayan bir orta çağın içinden geçiyor. Hala inanç merkezli bir bilgi anlayışının egemen olduğu bir dünya bu. Basit birkaç örnek vereceğim. Batıyı İslamcılar, Türkiye'deki siyasal İslamcılar Batıyı Hristiyan kültürü olarak tanımlarlar. Çünkü her şeye bir din merceğinden baktıkları için o mercekten ancak insanları etnik ya da dinsel kökenlerine göre ya da kimliklerine göre tanımlama eğilimleri ya da alışkanlıkları vardır. Oysa Batı kültürü, Batı dediğimiz dünya Hristiyan kültürü değildir. Hristiyanlık o insanların dinidir sadece. Bugünkü Batı kültürü esas olarak Hristiyanlığın yani kilisenin yani dinin yani papalığın yani Vatikan'ın egemenliğinin yıkılmasıyla kurulmuş bir kültürdür. Sadece Almanya'daki köylü savaşlarında yani Martin Luther'in o 99 maddeden oluşan o reform bildirisini kilisenin kapısına çaktığı andan itibaren başlayan köylü savaşında ölen insan sayısı 1,5 milyondur. Thomas Müzer'in ve reform hareketini bütün mantıksal sonuçlarına doğru taşıma çabası büyük bir isyanla ve kiliseye karşı bir mücadeleyle devam eder. Sadece Fransız devriminde giyotine gönderilen rahip papaz sayısı 12 bin civarındadır. Çünkü kiliseler o dönemde büyük toprak sahipleridir. Yani köylüleri toprak kölesi olarak topraklarında çalıştıran, onların emeğine el koyan dönemin en büyük o dediğimiz feodal sınıfını, aristokrasisini oluştururlar. O bakımdan bu büyük bir yalandır. Batı ancak kilisenin egemenliğini yıktıktan sonra Batı olabildi. Şimdi bir hipotez vardır. Tipik İslamcıların 3 hipotez üzerinde duracağım burada. Bir tanesi şu. Batı'nın ilmini, fennini alalım, kültürünü almayalım. Yok böyle bir şey. Bu bir palavradır. Batı'nın kültürü deyince onlar ahlaksızlık anlıyorlar. Anladıkları da şu. Yani disko kültürü, uyuşturucu vesaire. Hayır. Batı, birçok Batı ülkesi, birçok Doğu ülkesinden uyuşturucu ve alkol tüketiminin daha az olduğu yerlerdir. Böyle bir şey yok. Onlar bütün toplumlardaki bir yozlaşmaya işaret eder sadece. Batı kültürü dediğimiz kültürün içinde işte biraz önce sayıldı. Yani Montesquieu vardır, Voltaire vardır, Marx vardır, Hegel vardır, Nietzsche vardır, Kant vardır. Büyük İslam dünyasına bakın. 1 milyar 700 milyon insan yaşıyor. Bunlar seküler dünyanın, yani Batı'nın, yani laiklikle yönetilen ülkelerin ürettiklerini tüketiyorlar. Sadece. 2010 rakamlarıyla söylüyorum. 46 Müslüman ülkenin, 46 dünyada toplam 52 tane Müslüman ülke var. Bunlardan 46'sı Arap Müslüman ülkedir. Emirlikler dahil bunlara. Bu 46 Müslüman ülkenin bir yıl içinde aldığı patent sayısı 360'tır. Bu patentlerin bir bölümü de bu ülkelerde faaliyet gösteren batılı şirketlere aittir. Sadece Güney Kore'nin bir yılda aldığı patent sayısı 3600'dür. Burada bir sorun var. Burada ciddi bir sorun var. Teknoloji fetişizmiyle sınırlı kalıyor. Tabii. Teknoloji burada, dedikleri de. Burada bir sorun var. Haklısınız. İspanya'nın bir yıl içinde çevirdiği kitap sayısı 46 Müslüman ülkenin çevirdiği kitap sayısından fazla. Burada bir sorun var. Şimdi İslam'ın 10-11. yüzyıldan itibaren başlayan esas olarak bilim ve akıl kapısının kapatılmasıyla devam eden 1000 yıllık bir orta çağ var.
Bu bin yıllık orta çağ devam ediyor. Geçenlerde ünlü sosyolog, toplum bilimci, felsefeci Slavoj Žižek, bir Sırp kökenli bir önemli entelektüeldir. Çok dikkat çeken bir makale yazdı. Diyor ki, Taliban'ın iktidar olduğu, Taliban'ın bir ülke yönetimine geldiği dünyada modernite projesi bitmiş denilemez. Dünyada da modernite ve aydınlanmanın bittiği, bu projenin tamamlandığı, postmodern bir döneme geçildiğine dair bütün söylem bir palavradan ibarettir. Aydınlanma ve modernite, özellikle İslam'ın orta çağının devam ettiği düşünülürse, devam ediyor. Bakın, dünyada mutlu, teknoloji üreten, bilim üreten, üniversitelere dünya sıralamasına girmiş, bilimsel makale sayısı 70 ya da 80 civarındadır dünyada. Sadece Yunanistan'ın ürettiği bilimsel makale sayısı 700 civarındadır bir yılda. Burada bir sorun var. Akıl ve bilimden kopmuş, inanç merkezli bir hayat kurmaya çalışan bir İslam dünyası söz konusu. İmam Gazali ile, evet, İbn Rüşd arasında aynen, kaldı. Aynen öyle. 11. yüzyılda başlayan bir süreçtir bu. İçtihat kapısının kapatılması, akıl kapısının, felsefe kapısının kapatılması demektir. Hiç tesadüf değildir. 21. yüzyılda Suudi Arabistan'da kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığını tartışmıyoruz. Türkiye'de siyasal İslamcılarla bunu tartışmak gerekiyor. Mısır'daki El Ehser Medresesi, ki en önemli şeriat üniversitesi diye bilinir, Türkiye'deki birçok ilahiyatçının veyahut tarikat önderlerinin veyahut kanaat önderi dedikleri kişilerin övündükleri, orada ders almaktan övündükleri bir üniversitedir. Dünyada insan haklarına en uygun ülkeyi Suudi Arabistan seçtiler. 2019'da sinema açıldı diye, 2019'da sinema açıldı diye devrim diye nitelendirdiler. Kadınlara otomobil kullanma hakkı vereceklermiş. Otomobil kullanmaları yasak, kimlikleri yok, okula gidemezler. Evde eğitim görürler ancak. Seçme ve seçilme hakları yok. Memur olamazlar, amir olamazlar. Bu İslam'a en uygun ülke diye El Ehser Üniversitesi tarafından, onun uleması tarafından Suudi Arabistan seçildi. Bütün Körfez emirliklerine bakın. Burada bir sorun var. Dünyada daha çok dindarlaştı diye, daha çok dini ilkelere ve kurallara göre yönetildi diye gelişmiş, kalkınmış, teknoloji üreten, bilim üreten, mutluluk ve refah üreten tek bir İslam ülkesi yok. İslam ülkelerinin büyük bir bölümünde kan ve ateş var. İç savaş var, mezhep kavgası var. Taliban iktidara geldi ve Şiilerin camilerini bombalamaya başladılar, biliyorsunuz. Her cami bombalamada, bakın, Müslüman Müslümanı katlediyor. Her caminin bombalanmasında yüzlerce kişi ölüyor. Irak'ın işgalinde, Amerika ile savaşta ölen insan sayısı 270 bin. Körfez Savaşı sırasında, 1990'ın başında, 90-91. Peki, Irak'ın işgalinden ve Saddam'ın devrilmesinden sonra, Irak'taki iç savaşta, yani mezhep savaşında ölen insan sayısı ne kadar tahmin edebilir misiniz? 4,5 milyon. 4,5 milyon. Oluk oluk kan akmış vaziyette. Mezhep kavgaları bir orta çağ arızasıdır. Modern çağda mezhep kavgaları yoktur. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Paris'te de orta çağda Protestanları, Katolikler o uzun bıçaklar gecesinde topluca katlediyorlar. O orta çağda. Avrupa bunu, Batı bunu orta çağda bırakıyor. Şimdi Metin Hoca'nın biraz önce söylediği şey. İslam dünyasında İbn Rüşd'ü, İmam Gazali, İbn Rüşd'ü, İbn Sina'yı, Farabi veyahut İbn Haldun'u bin yıldır yasakladılar. Kafir. Evet. Çünkü İbn Sina bilimle ve felsefeyle uğraştığı için kafir ilan etti. İmam Gazali Tehafütül Felasife kitabıyla içtihat kapısını kapatıp akıl ve bilimi esas almayı kafirlik ilan edince, ki orada o dönemde felsefe, bilim bir çatı, bilimin çatı öğretisi felsefe. İçinde matematik var, astronomi var, fizik var, kimya var, tıp var. Bunların çatı bilimi adı felsefe. Felsefe yasaklanıp kafirlik ilan edilince İslam dünyasında inanç temelli bilgi anlayışı esas alınmaya başlayınca 11. yüzyıldan itibaren ve İslam'daki yorum kapısının, yorum teşebbüsünün kafirlik ilan edilmesiyle birlikte o büyük karanlık çağ başlar.
Buna itiraz eden, en dürüstten itiraz eden İbn-i Rüşd ki Tehafül kitabını yazıyor. Yani felsefenin tutarsızlığını yazıyor İmam Gazali. İbn-i Rüşd tutarsızlığın tutarsızlığını yazıyor ve diyor ki yani bilim akıl ve bilim kapısı kapatılamaz. Felsefe kapısı kapatılamaz. Çünkü peygamberler Allah vergisi bir yetenekle hakikatin bilgisine ulaşabilirler. İnsanlar ise akıl yoluyla, çünkü onlar Resul'dür, onlara söylenir. Akıl yoluyla bu bilgiye ulaşabilirler diyor. Eğer bu kapı ki Averesos diye bilinir, antik çağ Yunan felsefecilerinin kitaplarına şerh yani yorum yazmakla tanınan birisidir. Latince'de kitapları Latince'ye çevriliyor ve Latince ismi, Avrupa'daki ismi Averesos'tur. O dönemde antik çağ Yunan felsefecilerinin kitapları çevrildiği için Endülüs, Orta Doğu İslamından daha farklı bir zenginlik, bir uygarlık yaratıyor bir süre sonra. Ama Arap dünyasının egemenleri, şeyhleri, kralları, sultanları, padişahları, şahları bu öğretiyi kendileri için büyük bir tehdit olarak algılıyorlar. Çünkü itaat lazım. Kayıtsız şartsız itaat lazım. Soru sormayacaksınız. Kulluk lazım. Kulluk neden, niçin sorularını sormayan, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen bir insana ait bir davranış biçimidir kulluk. Dolayısıyla hem 8. yüzyılda ortaya çıkan Mutezile mezhebi, yani kelamcılar, yani aklı esas alan, İslam'ı akla göre açıklamaya çalışanlar, hem de İbn-i Rüşd, Farabi ve İbn-i Sina gibi İslam dünyasından yetişmiş büyük felsefeciler, büyük bilim insanları bu nedenle yasaklanıyor ve bastırılıyor. Ve İslam'ın o büyük orta çağı başlıyor. Değerli seyircilerimiz, değerli konuklarımız, bu orta çağ İslam dünyasında devam ediyor. Çok güncel, çok güncel. Bakın tarikat okullarında, onların medreselerinde, merdiven altı medreselerinde, hatta din ağırlıklı eğitim veren okulların müfredatına bakın ki birçoğunun Suriye ve Irak'ta IŞİD'in kurduğu medreselerdeki eğitimden farkı yok. Referanslar aynı. Aynı. Biz bunu televizyon ekranlarından defalarca söyledik, yazdık. Buna rağmen bir itiraz geliştiremediler. Referanslar aynı. IŞİD'in egemen olduğu bölgelerde kurduğu medrese veya Taliban'ın Afganistan'da veya Pakistan'da kurduğu, ki ilk medreseler Afganistan-Pakistan sınırında kurulmuştur. Taliban zaten medrese talebesi demektir. Taliban'dan, talebeden gelir. Müfredat aynı. Bin yıldır devam eden, değiştirilemeyen, dokunulamayan, donmuş, diğer bir ifadeyle dogmatik bir öğretiyle karşı karşıyayız. İslam dünyasının dramı bu. O yüzden o büyük İslam dünyası ve o dünyada yaşayan insanlar hiç hak etmedikleri halde karanlıklar ve acılar içinde kıvranıyorlar. Afganistan'dan binlerce, yüz binlerce insanın kaçmasının sebebi bu. Irak'tan, Suriye'den, bakın gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde, işte İzmir'de de Suriyeli mülteciler var. Suriye'den kaçmalarının sebebi bu. İslam rejimi denilen bir rejim anlayışını geliştirdiler. Peki hangi İslam'a göre? Hangi yoruma göre? Yaklaşık dünyada İslam'ın 100 büyük yorumu var. Hangisine göre yöneteceksiniz? Şia İslam, Sünni İslam, Sünni İslam içinde Hanefi İslam, Şafii İslam, neye göre? Alevi İslam. Vahabiye yakın. Evet. Bizimkiler de veyahut Alevi ideolojisi. Muaviye ideolojisini din diye dayatan bir başka anlayış var. İhvan'a göre mi yapacaksınız? Taliban'a göre mi? IŞİD'e göre mi? Efendim onlar gerçek Müslüman değil. Nereden biliyorsun? Onlar da sana gerçek Müslüman değilsin diyor. Bunun sonu yok ki. İnancı tartışamazsın çünkü. Tartışılamaz, itiraz edilemez, eleştirilemez, sorgulanamaz bir şeydir inanç. Ve tüm bunların alternatifi evet. Bir cumhuriyet var. Şimdi oraya geleceğim. İslam dünyasından, orta çağdan çıkışı sağlayan tek şey Türkiye'deki Cumhuriyet Devrimi'dir. Cumhuriyet Devrimi'nin önemi budur. Cumhuriyet İslam'da da adı konulmamış bir reformdur. İslam dünyasında da bir, inanç dünyasında da bir devrimdir. Cumhuriyetten sonra zannedildiği gibi kimse dinsiz olmadı. Tam tersine insanlar özgür bir şekilde dinlerine inanabilecek ve ibadet edebilecekleri bir ortamı, bir atmosferi, bir iklimi, bir siyasal rejimi yakaladılar.
Cumhuriyetin yıldızı da ışığı da budur. Esas olarak budur. İsteyenin istediği gibi inanıp, isteyenin istediği gibi ibadet edebildiği bir rejim. Büyük bir yalan söylüyorlar. Bu ülkede Kur'an'ın yasaklandığını, Kur'an okumanın yasaklandığını bile iddia ettiler. Allah demenin yasaklandığını ilan ettiler. Haşa, yukarıdan peygamber gelse bunu yapamaz. Yok böyle bir şey. Yasaklandığını iddia ettikleri şey tarikat illegal. Cumhuriyet düşmanı, hilafet ve saltanat yanlısı illegal örgütlerin evlerindeki ya da yasa dışı medreselerindeki eğitimden söz ediyorlar. Bu ülkede hiç kimsenin camiye gitmesi, oruç tutması, namaz kılması, hacca gitmesi Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde yasaklandı mı? Kimin önünde böyle bir engel vardı Allah aşkına? Kimin inancının önünde engel vardı? Kurban kesmek isteyenin elinden şey mi alındı, bıçak mı alındı? Ne oldu? Camilerin önüne barikat mı kuruldu? Bakın, camilerin işte cephanelik ahır yapıldığı, yıkıldığına dair efsane vardır. Yalan, tam 168 tane camiyi yıkan ya da satan Menderes'tir. Yol açmak için. Tabii, Menderes'tir. Cumhuriyet döneminde ya da Mustafa Kemal döneminde kapatılmış, yıkılmış ya da başka bir amaçla kullanılmış tek bir cami yoktur. Bir tek istisnası vardır, Kurtuluş Savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılmasıdır. O da cihattır zaten. Bir milli mücadele, bir bağımsızlık mücadelesi verilmektedir. Dolayısıyla hemen hızla geçelim. Cumhuriyet, İslam dünyasındaki orta çağı kapatan modernitenin ve aydınlanmanın yolunu açan bir devrimdir. Tek başına da değil, Mustafa Kemal bir atmosferin ürünüdür. 1808 senedi ittifak anlaşmasından itibaren bu topraklardaki aydınlanma ve modernleşme geleneğinin bir temsilcisidir ve o geleneğin içinde yetişir. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim hem Fransız devriminin önderleri, felsefecileri ki daha çok kendi kendisini eğiten isimlerdir bunlar. Bir devrimci kuşaktır onlar. Jön Türk hareketi içinde, İttihat Terakki içinde gelişir. 1908 devriminin, Hürriyet devriminin bir devamıdır. 1923 Cumhuriyet devrimi. O bakımdan 1908 Abdülhamit'in devrilmesine bu kadar büyük bir öfke duyarlar. Çünkü Abdülhamit'e kadar hiçbir padişah halife ünvanını kullanmaz. Abdülhamit İslam'ı bir siyasal araç olarak kullandığı için dünyada da siyasal İslamcılığın kurucu atalarından biridir. En çok toprağın kaybedildiği, aydınlanmanın boğulmaya çalışıldığı, Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırdığı bir dönemdir. Bunun nedeni Abdülhamit ve Abdülhamit rejimidir. Türkiye'de ilk darbeyi yapan, iki meclisi de kapatan 1876 Meclisi Mebusan'ın da 1908'den 8 devriminden sonra açılan Meclisi Mebusan'ı da kapatan, üstelik de 31 Mart vakası diye bilinen 1909'daki Taksim'deki Topçu Kışlası'ndaki alaylı subaylara dayalı dinci darbeyi yaptıran da Abdülhamit'in kendisidir. Türkiye'de darbeler geleneğini açan da siyasal İslamcılardır. Meclisi Mebusan'ı kapattılar 1909-31 Mart'ında. Eski takvime göre 13 gün fark vardır biliyorsunuz. Hükümeti lağvettiler. Adalet Bakanlığı, dönemin Adalet Bakanlığı linç ettiler. Öldürdüler. Milletvekillerini sokaklarda linç ettiler. Batılı mektepler dedikleri harbiyeyi, mülkiyeyi, tıbbiyeyi kapattılar. Harbiyeli öğrencileri yollarda katlettiler. Selanik'ten kalkıp gelen harekat ordusu, Mahmut Şevket Paşa liderliğindeki harekat ordusu İstanbul'a girerek o ayaklanmayı bastırdı ve Abdülhamit'i tahttan indirdi. 1908'de Abdülhamit tahttan dindirilmemişti. Tıpkı İngiltere kralı gibi, Hollanda kralı gibi sembolik yetkileri olan, sınırlı bir bütçe tanınmış bir saltanat olarak muhafaza etmeyi planladılar. Ama bunun böyle olmayacağı anlaşıldı. O bakımdan Topçu Kışlası önemli işte Taksim'deki. Evet, o bakımdan Topçu Kışlası'nı yeniden yapmaya çalışıyorlar. Selanik'ten gelen harekat ordusu Topçu Kışlası'nı top atışlarıyla yıktı. Ayaklanmanın, darbenin merkeziydi çünkü. Kimdi harekat ordusunun kurmay heyetinde yer alanlar? Enver Bey, Mustafa Kemal Bey, İsmet Bey, Cumhuriyeti kuran herkes. Hemen hemen herkes. Kazım Sorunlar Karabekir, Fevzi Çakmak, Resneli Niyazi, Sabri Bey, Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay heyeti bunlar.
Onlar bir kan ve ateş içinden geliyorlar. Bir devrimci mücadelenin içinden geliyorlar. O bakımdan sadece Cumhuriyet'e, sadece Kuvayi Milliye'ye saldırmıyorlar. Bakın her şeyin adını Hamidiye yapıyorlar. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin adını değiştirdiler, Hamidiye yaptılar 15 Temmuz'dan sonra. Şişli Etfal Hastanesi İstanbul'dadır, Hamidiye yaptılar. Darül Azze'yi adına önüne Hamidiye koydular. Ankara'da bir sürü şeye, yani bir sürü işin kurumun adının önüne Hamidiye koydular. Çünkü Abdülhamit figürü onların bir kurucu ata ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Mustafa Kemal'in karşısına onu koymaya çalışıyorlar. Kim peki Abdülhamit? Abdülhamit Mithat Paşa'yı darbe yaptıktan sonra Osmanlı modernleşmesinin öncüsü olan Mithat Paşa'yı Yıldız Sarayı'nın bahçesine kurduğu çadır mahkemesinde yargılatıp önce Taif'e sürgüne gönderen ve orada arkasından iki cellat gönderip boğduran adam. Namık Kemal'leri sürgüne gönderen, Tevfik Fikret'leri sürgüne gönderen, yani Osmanlı Türk aydınlanmasının bütün önderleri üzerinde acımasız bir baskı kuran bir despottur. Mustafa Kemal'in kavramıdır bu despot. Biz bunu söylediğimiz için Rütük bize ceza kesmeye kaldı. Şu anda yine kesiyor olabilir. Hiç önemli değil, biz mahkemeyi kazandık. Cumhuriyeti kuranların nitelediği gibi Mustafa Kemal Vahdettin'e hain diyor mu demiyor mu? Nutu açın göreceksiniz. Hain diyor. Diyor. Haindir çünkü İngiliz gemisine binip kaçtı. İşbirlikçi. İşbirlikçidir. Tıpkı dönemin Şeyhülislam'ı gibi. Dürrizade. Dürrizade gibi. Şimdi Cumhuriyet'in tarihsel anlamı sadece bu topraklara özgü değildir. Bütün İslam dünyasının mahkus talihini, onun karanlığını kırmaya çalışan en büyük atılımdır. O bakımdan İslam dünyasının bir yıldızıydı. Biraz önce 46 İslam ülkesi derken Arapları dahil ettim. Toplamı 52'dir. Kimdir diğerleri? Türkler, İranlılar yani Arap olmayanlar, Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Arnavutluk. Bosna'yı, Bosna Hersey'de dahil edebiliriz. Bunlarla birlikte 52 İslam ülkesi vardır. Bunları dahil ettiğimiz zaman makale sayısı da, patent sayısı da, çevrilen kitap sayısı da artıyor. Dün yayıncı bir arkadaşımla konuşurken ya dedi Türkiye'de çevrilen kitap sayısı fazla, 1000 olamaz. Bu 46 İslam ülkesinde bir yılda çevrilen kitap sayısı toplam 1000. Sadece İspanya'da 5000 kitap çevriliyor bir yılda, sadece İspanya'da. Türkiye'de de fazla. Peki Türkiye doğal zenginlikleri yok, öyle zannedildiği gibi böyle petrolü, doğalgazı falan olan bir ülke değil. Peki Türkiye 1935'te, 38'de, 36'da dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri. Şimdi bunlar 20 büyük ekonomi içine giriyor ya. Hatta bir ara 5 büyük ekonomisi arasına giriyor. Uçak üreten 5 ülkeden biri, otomobil üreten ülkelerden biri, savunma sanayine sahip ülkelerden biri, yaratan ülkelerden biri. Ne oluyor peki? Biz niye şimdi dünyadaki insani gelişkinlik endeksinin 92. sırasındayız? Neden? Ne oldu? Çünkü Cumhuriyet devrimi ihanete uğradı. Yarım kalmış bir devrimdir. Cumhuriyet gericilikle hesaplaşmasını tamamlamadı. Aslında zannedildiği gibi Cumhuriyet devrimi sert bir devrim değildir. Son derece barışçıl bir devrimdir. Gericilikle hesaplaşmanızı tamamlamazsanız siz kendi mezar kazıcılarınızı hazırlarsınız. Cumhuriyet'in dramı budur. Özellikle evet, oraya çizelim. Gelmek ve o karşı devrimi anlatmak lazım. Bir daha söz geldiğinde onu anlatırım. Çünkü şu an sorunumuz ne onu gördük.